Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Magic Rampage bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Magic Rampage'i kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki Magic Rampage bölümünde sonunda kareden çıkmayı başarmıştık. Bataklığa doğru yola koyulmuştuk. Ödül odası falan varmış. Ödülleri bir toplayalım o zaman. Şöyle. Rün ocağı, ha doğru, geliştirmeler falan yapmıştık. Magic Rampage son bölümde dediğim gibi bataklığa doğru yol alıyorduk. Rün ocağı diye başarı kazandık. Onun da sebebi mağazada böyle geliştirme yeri açıldı. Earth var bir tane. Oradan geliştirme yapıyoruz. Ekipmanlara basıyoruz falan, burada gördüğünüz gibi. Zaten söylüyor. Adam da silahlarını geliştirmek için Earth'ü kullanabilirsin diye. Bundan dolayı tamamen şöyle ufak bir geliştirme yapalım. Oynamaya başlayacağız. Merak etmeyin. Şöyle. Bu upgrade'ler gerçekten önemli. Çünkü oyunun sonuna kadar kullanacağım bu ekipmanların ben bazılarını özellikle. Daha iyileri gelirse daha iyilerini de kullanırız. O ayrı da hani. Ekipmanları geliştirelim ki çok daha rahat, zorlanmadan seri bir şekilde geçebilirim. Ondan dolayı bu ekipmanları geliştirmek önemli. Ama bu kaynakların birçoğu zor elde ediliyor. Zor elde edilmesinin sebebi maliyetleri. 14.000, 12.500 falan. Hani durmadan para basmanız gerekiyor ve öyle 2-3 tane upgrade'li bitecek şeyler değil bunlar. Çok daha fazla upgrade etmeniz gerekiyor. Ondan dolayı bunları elde etmek zor. Elde etseniz bile hani sürekli kullanmanız gerekiyor. Ondan dolayı da hani problem yaşayabiliyoruz. Yaşayabilirsiniz daha doğrusu. Ben şu anda problem yaşamıyorum gördüğünüz gibi. Şundan da bir tane geliştirme yapayım. Tamam, yeter. 2 dakika oldu. Kafi diyerekten yavaş yavaş serimize devam edelim. Tamam, güncellemeyi yapacağım. Zaten şu anda güncellemeyi etkileyecek bir şey yok. Yani oyunumuzu etkileyecek bir şey yok. Güncellemede ne olduğunu merak etmiyor değilim. Başladık. Toprak zırhını bilerek giyiyorum şu anda. Çünkü bu şeyler var. Gördüğünüz gibi yeşil platformlar var. Bir dakika lan, ne oluyor? Ha, buraya çıkamıyoruz. Bir saniye o zaman. Zırhımı değiştirirsem çıkarım o zaman oraya. Şu zırhı bir alayım. Bir saniye. Yok. Olmuyor. Peki. Tek atıyoruz tabii şu anda her şeye. 328, 360. Bir de kafaya vurmadan yapıyorum herhalde bunu. Evet, anahtar bulduk. Güzel. Tam gaz devam ediyoruz. Şöyle etrafı bir kıralım. 151. Şimdi burada bazı bölümlerde, yani şu anlık geçerli bu. Böyle büyüler falan var. Bundan sayesinde de bazı yerler kırılabiliyor. Şu yukarıdaki kırılacak taşlar onlardan biri. Bu biraz zaman alacak ama videoyu durduracağım o yüzden. Evet, burası kırıldı. Devam ediyoruz tam gaz. Bir kez daha şu yıldırım mıdır nedir artık. Bir saniye. Hemen ben şu şeyimi geri girmek istiyorum. Toprak zırhımı bulabilirsem eğer. Toprak zırhı sayesinde bu yeşil platformlarda yürüyebiliyorsunuz. Bu da tabii önemli bir özellik. Özellikle bazı bölümlerde. Uy, bulduğum eşyaya bakın. Şimdi bu yüzük bize ciddi anlamda hız sağlıyor. Büyü gücü %110 düşüyor. Zırh %90 düşüyor ama bizim için önemli mi? Açıkçası benim için önemli değil. Ben hızlı gitmek istiyorum kardeşim. Yani bu çok hız veriyor ama zırhınızı falan vesaire yok ediyor hani, o derece bir yüzük bu. Bakın şimdi ne kadar hızlı gidiyorum. Bakar mısınız şuna? Woohoo! Tam böyle speedrunner oynayışlarına özgü. Speedrunner'cılara böyle layık bir şey. Tabii tek yeme ihtimalim çok yüksek. Ondan dolayı dikkatli olmamız lazım. Yani her an tek yiyebilirim. Allah Allah. O zaman özel güç kullanalım. Evet, özel güç kullana kullana yardırabiliriz. Hiç tınlamadan yardırabiliriz. Çok mantıklı. Ben bunu neden düşünmedim? Şöyle yapacağım. Hemen toprak zırhımı da giyiyorum.
Buraları araştırmak istiyorum çünkü. Belki güzel bir şeyler çıkar falan. Tamam, bir şey yok. Evet, burada bir hayaletimiz var. Hayaletin olayı da şu şekilde arkadaşlar. Hazır hayalet hakkında bir biyom varken söyleyeyim. Kimler gelmiş? Mağazacı. Ne oldu bir bakalım. Başka şeyler buldum. Ne güzel. Ay. Bir ara mağazama uğra. Bu arada az önce kaptanını gördüm. Kaptanım mı? Epey acelesi vardı. Hem. Anladım abi, eyvallah. Hayaletin olayı şu şekilde. Eğer ona doğru bakıyorsanız görünmez oluyor. Eğer ters tarafına bakıyorsanız da eğer sizi kovalıyor. Yavaş gidiyor ama tehlikeli tabi. Onu da bilgisini vereyim. Neler geldi mağazaya? Şu kılıç geldi galiba. Ama ben bu hali hazırda var diye biliyorum. Neyse ya, bir şey almayacağım ben. He, altın ejderha asasını alırım. Ben bunu bir alayım. Hatta bir geliştireyim hemen. Evet arkadaşlar, asanın geliştirmesini maksimuma getirdim. 300'den fazla bir güce ulaştı. Ne kadar olduğunu tam hatırlamıyorum şu anda. Bu arada dostlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz, izlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Destekleriniz benim için gerçekten çok değerli. Siz videoya beğeni attıkça, düşüncelerinizi yoruma yazdıkça hem videonun etkileşimi artıyor. Aynı zamanda videonun etkileşimi de arttığı için videonun başka insanlara da gözüküp önerilip daha çok izlenme şansı sunuyor bize. Yani bu kanalımız için gerçekten çok önemli. Bir beğeni bırakırsanız ve kanalımıza hala abone değilseniz, abone olarak bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Birazcık yer açmak istiyorum burada. Çünkü bayağı bir şey var burada. Boş envanter kaplayan ne varsa bayağı bir boş kaynak var. Şunları biraz satacağım. Yer boşaltayım, sonra sıkıntı yaşamayalım. Hani gerek yok. Ya bayağı çarçöp, zırh vesaire var. Şunları bir boşaltacağım. Bu şekilde de istediğim ekipmanları da daha rahat bulacağım. Şu zırhı giyecektim ben. Şu hava zırhına ihtiyacım var. Yükseğe zıplamak açısından. Tamam. Sesi bir tık açacağım bu oradan. Evet, bu arada gizli alan bulduk. Güzel. Gayet güzel. Şöyle. Buralarda bir şey mi var? Yok, bir şey yokmuş. Tamam, aşağı düşük de önemli değil. Şöyle özel gücü direkt kullanayım ya. Hayrutup düşmanlar geldi. Yeni düşmanlar. Okey. Gayet basitti. Elimizdeki asa o kadar güçlü ki. Hayalette karanlığın yüzünü takanları ararlar. Öyle bir yüzük yok. Öyle bir yüzük bile yok. Neyse. Şu Umraniye'nin zırhını bir giyerim de. Risk almaya gerek yok. Bakın, gördüğünüz gibi arkamdayken beni kovalıyorlar. Ama eğer onlara bakıyorsam görünmez oluyorlar. Bu arada bunlar zehirli bıçak atıyor. Dikkatli olmamız lazım. Güzel, tek atıyorum bunlara. Şu hayalet beni kovalasın. Şöyle. Tabi bunlar uçamıyor. Aşağı düşüp ölüyorlar bir şekilde. Başarı kazandık. Hayalet avcıları diye. Gayet güzel. Özel gücü basıyorum abi. Olabildiğince basayım böyle sık sık. Hem daha hızlı gideriz hem de ölmeyiz. Bakar mısınız? O kadar rahat ki. Tek atıyoruz. Mis. Oyunu şöyle oynasam var ya, birçok yeri çok daha hızlı geçeceğim. Of, çok güzel. Özel gücümüz de bayağı etkili bu arada. Çemberimizdeki hiçbir düşmandan hasar almıyoruz. Aynı zamanda hareket hızımızı da ciddi oranda arttırdığı için bayağı iyi. Ben buraya nasıl çıkacağım ha? Tamam, buradan çıktık. 3 elması da topladık. Bu seviye birazdan bitecek anlamına geliyor. Şöyle yardırayım ben. Rüzgar sörfü. Başarı geldi. Gayet güzel. Seri şekilde yardırmaya devam.
Tamam, geçtik burayı da. Gayet güzel. İki de yeni zindanını geçtik. Gizli alanlarından ikisini bulduk. Dört gizli alanların ikisini bulduk. Yani şimdi bonus seviye. Hadi bakalım. Bol bol sahne kaçacağız burada. O kılıç. Değişik bir kılıç. Zırh. Okey. Sesi bir tık kısacağım bu arada. Bir tık daha kısayım hatta. Hani sesim falan ne olur ne olmaz. Bastırıyorsa falan diye. Biz kalmaya gerek yok. Hava taşı. Upgrade için. Bir tane daha hava taşı. Şöyle yapayım ya. Okey. Zırh. Kılıç. O kadar güçlü bir kılıç değil ama sorun değil. Bir tane daha şey var şuraya. Kapı var. Kilit var. Şunu bir açayım. Bu ne merak diye başarı daha geldi. Gayet güzel. Toprak taşı geldi. Toprak upgrade için. Evet. Toplayacağımızı topladık. Yer duruyoruz. Hadi bakalım. Koş. Gayet güzel. 22.398 altın toplamışız. Aslında topladığımız altının hiçbir önemi yok da. Olsun yani. Normalde güzel miktar. Ödül odası. Rüzgar sörfü başarımızın ödülünü de aldık. 14.000 altın veriyormuş. Gayet iyi bir ödül. Bana bir etkisi yok ama siz oynayanlar için muhakkak bir etkisi vardır. Evet, bu seviyeyi de geçtikten sonra videoyu sonlandıralım madem. Burayı da bir geçelim. 11 dakika oldu. Böyle ortanca olsun. Yani biraz oyunda da ilerleyebilmek istiyorum. Sırf o yüzden daha doğrusu. Yani bir iki tane zindan geçerip biz bu oyunu bitiremeyiz. O düşünceden dolayı. Bu arada bizim asamız ışık olduğu için şöyle bir göstereyim. Sihir elementi ışık olduğu için ışık bu tarz nesnelerden rahat bir şekilde geçebiliyor. Gayet güzel. Bu arada etkilenmiyorum şeyden. Adını siz söyleyin. Lavlardan etkilenmiyorum. Element hava diye galiba, anlamadım. Ama nedense etkilenmiyorum. Bakar mısınız şuna? Bakın, etkilenmiyorum. Ne kadar güzel. Süpermiş. Etkilenmiyoruz. Oha, çok iyi. Neden etkilenmiyorum acaba? Dikenlerden de etkilenmiyorum. Hava yüzüğü olunca dikenlerden etkilenmiyoruz. O doğru da. Acaba şey mi? Işıkta havanın birleşiminden dolayı mı etkilenmiyoruz? Ne engellerden? Değişik bir teori. Mesela bundan da etkilenmiyorum. Çok iyi. Vallahi süper. İyi, ben yardırıyorum. Boyaması da alacağım. Geliştirilmiş ateş silahları alevlere karşı koruma da sağlar. Bizimki ışık silahı. Allah Allah. İyiymiş. Hiç etkilenmiyorum şu anda. Çok iyi. Oha bu arada. Bakar mısın şuna? Benden nasıl kaçıyor? Manyak. Oha 1028 vuruyor. Özel gücü 1028 vurdu. Tek yedi. Kafasına 504'ü çaktım. Tek attım buna da. Gayet güzel. Şunu da bir açalım. Ateş taşı çıktı. Ateş upgrade'i için. Çok iyi abi, şu an hiçbir şeyden etkilenmiyorum. Zırhımla alakası yok çünkü zırhım elementi yok. Belki element takılıyordur. Yani istediğim bir element yapabiliyorumdur. Belki öyle bir özellik vardır, emin değilim. Neyse, ben bunu kaynağını öğrenir gelecek bölüm söylerim arkadaşlar, size hiç merak etmeyin. Yani siz de ona göre strateji belirlersiniz, siz de ona göre oynarsınız. Şu ödülü de alalım. Videomuzu kapatalım. 15 dakika olacak. Bundan sonra da Shadow Fight 2 videosunu çekeceğim. Shadow Fight 2'de saat 4'te kanalda olacak, bir aksilik olmazsa. Eğer siz bu videoyu izliyorsanız aynı gün Shadow Fight 2 videosu saat 4'te kanalda olacak diyerekten videomuzu artık burada sonlandırıyoruz. Sıradaki bölümde
İkinci bölümü bitireceğiz. Büyük bir ihtimal bir aksilik olmazsa diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz ve başka sevdiklerimizden de haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda isterseniz de oynatma listesinden başka oyun serilerimize de göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.